Tünaydın. Bugün Tünaydın. Sizler kadar bizler de heyecanlıyız. Evet, Sayın Devran Çağlar bizimle birlikte. Güzel bir haftaya başladık. Pazartesi müthiş başladı bizde. Sizde de öyle olacaktır. Hiç uzatmayalım. Kendisi uçağa yetişecek. O yüzden hemen evet. Bizi kırmadı geldi. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum bu nazik davranışınıza. Ben teşekkür ederim. Esas biz teşekkür ediyoruz. Ne sizin demek, nazik davranışınıza ve demek, bizi kırmadığınızda. Şimdi zaman. Şöyle bir giriş yapalım mı? 90'lı yılların en önemli isimlerinden biriydi. Demekle yetinmeyeceğim çünkü hala öyle. Ama hani parlamanız mı diyelim, tanınmanız mı diyelim 90'lı yıllarda oldu. Doğru değil mi? Doğru. Doğrudur. İlk albümüm 80 tabii ki 90 yıllarında Acılar İçinde albümüyle güzel bir çıkış yakaladım. Ben de kasetleriniz var biliyor musunuz? Hani eskiden doğru. CD'ler yoktu, şimdiki teknoloji yok. Kasetler hala saklı. Aynen öyle. Daha sonraları tabii ki 27 albüm oldu. Her şey çok güzel gidiyor. Zaten biliyorsunuz yaşamak çok güzel. Evet. İlk önce sağlık. Herkese, tüm cümlemize sağlık sıhhat diliyorum. Bugün de biliyorsunuz ki sahnem var, konserim var. Canı gönülden isterdim ki tabii ki bol bol sohbetler edelim. Ama inşallah başka zaman olacak bu tabii ki bu. Bu arada şimdi belirtelim. Biz bu yayınımızı banttan yayınlayacağız. Canlı yayınımız değil çünkü sevgili Devran Çağlar bu gece İzmir'de sahne alıyor. Bu müthiş evet. Bir konser var. Gece, Cuma gecesi aslına bakarsanız. Evet. Sizler bu yayını pazartesi izliyorsunuz. O kadar yoğun ki haklı evet. Olarak ama bize zaman ayırdınız. Gerçekten canım benim çok teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür aslında ediyorum. Aslında çok daha önceden planlamıştık ama uçağınızla alakalı bir sorun çıktı. Sonra aynen tekrar öyle. Mütarlak aynen, olacak aynen bir sebepten dolayı böyle ben oldu. Bir de şeyi sevmiyorum. Çok fazla ekranlarda. Onu soracağım. Neden yoksunuz? Hoşlanmıyorum ya. Yapmayın ama. Hoşlanmamak değil. Herhalde öyle tahmin ediyorum ki bu şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu ya, hükümetle ilgili bir davalar öyle tahmin ediyorum. Ki öyle evet öyle. Onun için hiç şey değilim yani. Hayatta barışık bir insanım. Ekranlarda görmeyen, görünmeyen bir insanım. Ama tabii ki sahnelerim, ekstralarım, Avrupa olsun, Türkiye olsun, saygıdeğer benim güzel, yakışıklı menajerim Engin Candan Beyefendi. Engin Candan Bey, evet. Teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bizim İnanılmaz. Bütün gün telefonlarımıza cevap verdi. Bir kere bile açmamazlık yapmadı. Siz şimdi onu bunu bırakın da bana böyle bir sıkıştırmaya kalkmayın. Bu akşam... Bu akşam beni dinlemeye geliyor musunuz? Gelmez mi? Sizden sonra hemen çıkıyoruz biz de. Şöyle şu an. Şimdi ben şunu, onun sözünü alayım de. Tabii ki. Şimdi size gelemeyenler, yetişemeyenler aslında ayda bir anlaşmamız var evet, sanıyorum. Önce bunu evet, bildirelim. Evet, aynen öyle. Evet, bir kere isim İzmir'desiniz evet. Değil mi? Hı-hı, inşallah. Çünkü niye? İzmir halkı beni inanılmaz seviyor. Aa, ben de onları çok seviyorum. Biz de. Yani hani dinlemesini, her türlü. Ekranlara çıkmıyorum dediniz ya. O kadar özlüyorlar ki sizi. İnanın şimdi bakın, tabii ki kanalımıza konuk olacağınızı biz yaklaşık 3 gündür 4 evet. Gündür dile getiriyoruz. İnanılmaz. Herkes soruyor. Herkes bütün soruyor. Fanlarım, bütün herkes neden ekranlarda değilsiniz, kimler ekranda bilmem ne. Bu benim biraz önce de bahsetmiş olduğum evet. Gibi pek fazla cazip gelmiyor. Beni dinlemek isteyen sahneme gelsin. Nerede sahnedesiniz şimdi ayda bir şimdi İzmir'de? İzmir'de ayda bir inşallah Allah kısmet ederse. Salı perşembe günleri İstanbul'da bir anlaşmam var. Tamam. Diğer günlerim zaten saygıdeğer menajerim de biliyor dolu. Böyle koşuşturmaca ben dün mesela sahne yaptım İstanbul'da. Çok fazla uyku uyumadan hemen atlayıp İzmir'e geldim. İyi yaptınız. İyi ki geldiniz. Keşke aslında. Keşke sanatçı olmasaydım. Neden? Ne bileyim bilmiyorum. Olur mu? Çok yoruluyorum. O zaman ya. Biz siz tabii ki ama biz sizin sesinizden mahrum olurduk. Canım benim, yani bunları asla iltifat olarak söylemiyorum. Asla. Asla. Teşekkür ederim. Ben menajerinizle de telefonda konuşurken dedim evet. Ki ben kendim hayranıyım. Ne olur lütfen şimdi hiç bakın, kırmadı bizi. O çok bir ayrı. Şimdi ben 80'li yıllarda doğmuş bir insanım ve 90'lı yıllar hani bizim böyle müziği yeni aynen keşfettiğimiz öyle, yaşlar öyle. Oluyor. Ki benim zamanımda bizim zamanımda ya daha doğrusu benim zamanımda bir tek TRT vardı. Tabii ki.
Bir de bir radyo vardı, o kadar. Evet, evet, bir tek o vardı. Ve hani öyle bir işte sahte sevgililer terk ettiğinde. Aynen öyle. Yani hani o dönem pop dinliyorum diyen de, caz dinliyorum diyen de, kim ne dinlerse dinlesin o şarkıyı hala ezbere bilir. Bir şey söyleyeyim size. Hani derler ya, ben arabesk dinlemiyorum, ben bunu dinlemem, ben işte bir sosyete değil mi? Hepsi dinliyor. Hepsi dinliyor. Bunların hepsine şahit oldum. Ezbere biliyor herhalde. Hepsine şahit oldum. Herkes arabeskçi. Evet. Bitti. Çünkü söylenen fantazi ve arabeskte herkesin aynen dokunan öyle bir yer aynen var. Aynen öyle, aynen öyle. Bir de ses iyiyse, bir de yorum mükemmelse. Yani can, biz sizi beklerken Tuğba'nın dediği çok doğru bir şey var. Hem acabalar içerisindeyiz, uçaktan dolayı yetişebilecek misiniz diye. Hem de inanın Kanal 1 ilk yazdı. Aslında menajerim, ben dedim ki ya yetişemem. Ben nasıl yetişeceğim şimdi? Buradan gideceğim, eve gideceğim. Çok teşekkürler. Affedersiniz, duşumu alacağım, makyajım yapılacak bilmem ne. Ay nasıl? Öylesine, evet, öylesine teşekkür çıktım. Teşekkür ederiz. Gerçekten. Ha, anladım. Şey, teknik yönetmenim, sevgili teknik yönetmenim, bir el mikrofonu rica edebilir miyiz? Evet, lütfen. Bir de ben hemen belirtmek istiyorum. Bir kere söylemekten bir şey olmaz. Bir değişiklik yaşanmaz ise... onay alıyorum bu arada karşıdan. Ayda bir kez Bornova'da eğlendiren meyhanede birlikte olacağız İnşallah, Devran Çağlar'la. Karşıdan onay aldım. Bu gece yani Neyle. Siz pazartesi izleyeceksiniz ama biz gidiyoruz şimdi. Cuma görüntüleri şeyler. Getireceğiz size. Sevgilim
Sesli konuşabiliriz. Tekrar yayınımıza misafir olacak. Yani. İnşallah. Süper. Sözünü canlı aldık bakalım. Canlı söz. Söz. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Herkes de merak ediyor. Bir dönem ne yazık ki çok kötü, çok saçma bir haber çıktı. Dediler ki dönem dönem birçok isim, çok ünlü isim için bunlar çıkar. Devran Çağlar öldü dediler. Onur Akay isimli. Ben o çocuğu da tanımam, etmem, bilmem. Evet. Hiçbir beni de enterese etmez. Ve siz yayına katıldınız öldü haberinin ardından. Ben çok merak ediyorum. Neden bir sanatçının olabilir ölüm hepimizin için? Fakat bunu neden bir menajerine açıp da sormak yerine veya etrafındaki tanıdığı insanlara sormak yerine direkt kendisi o Twitter'da tweet atıyor? Neden? Tek tek konuşalım. Sen biraz önce dedin ki 5 saat sonra nasıl geri geliyor bu tweet çalınıyor işte hesabı çalınıyor işte neyse. Nasıl işte ben de onu okuyayım sana o zaman bana gelen mailim. Bana okumana gerek yok ben zaten okuyacağım okudum. Ben böyle bu tarz şeyleri sevmiyorum. Medyatik olmayı zaten ömrüm boyunca hiç sevmedim. Hoşlanmadım. Ben sanatçıyım. Arzu ettiğim gibi yaşıyorum. Türkiye'de bakın ben şu anda İzmir'deyim. Ve İzmir'de benim bu akşam konserim var. Ve ben bu sinirle sahne yapacağım bu akşam. Ailem üzgün. Etrafım, dostlarım. Herkes üzgün. Ama benim annem zaten rahatsız bir kadın. Şu an Bela Erzancığım konuşuyorum elim ayağım titriyor. Tahmin ediyoruz. Peki o zaman Devrancığım niye ben bugüne kadar 50-60 tam sayısını bilmiyorum. Tek tek konuşalım. Doğru haberleri verdim. Niye böyle bir şey yapayım ki? Neden? Sebebi ne? Bilemiyorum sebebi. İnanmıyorsan. Devran. Bir sebep göster o zaman bana. Orada da yani nedir bu? Benim reklama bilmem neye ihtiyacım yok. Şükürler olsun. Ben biz tanışmıyoruz da bile. Yan yana bir kere orta köyde oturduk. Niye ben orada? Bir dakika tek tek konuşalım. Yazayım. Ama ben Türkiye'ye mal olmuş bir Devran Çağlar isimli sanatçı. 25 albüm yapmışım bu ülkeye. Ha olabilir ben Avrupa'da yaşamış olabilirim. Bu hiç problem değil. Ama tek ayağım burada. Konserlerim, her türlü faaliyetlerim olabiliyor. Ben burada sanatçı oldum. Tabii ki burada bütün faaliyetlerimi göstereceğim. Ama kalkıp da bu tarz şeylerle ben sevmiyorum. Ben zaten bu tarz şimdi, Onur Akay'ı anlaşılmıyor. Benim reklama ihtiyacım yok. Ben Devran Çağlar'ım. Ben Avrupa'dan uçakla menajerimin evine geldim. İndim telefonum susmuyor. Nasıl insanlar? Yani bütün sanatçı arkadaşlarım. Evet. Mine Koşan hüngür hıçkırtık ağlıyor. Yok kızım dedim öyle bir haber yok. Ya açar mısın şu televizyonu Allah aşkına? Bir açtım CNN'de alt yazı geçiyor. İşte Star'da, Kanal D'ye işte. Yerde. Her taraflarda ya. Evet. Ve o dönem Lerzan Mutlu'nun programına aynen, katıldınız. Aynen öyle. Canlı yayına bağlandınız ve şok etkisi yarattı. Çünkü aynen. 10 dakika önce Devran Çağlar öldü haberi çıktı arkadan. Neden? Ben hiç anlam veremedim. Ben anlam veremedim. Bu konuya zaten anlam veremedim. Tanıyor muydunuz o şahsı? Hayır tanımıyorum. Değil mi yani? Onur Akay şu anda tanımam da devam eden magazin sayfası olan bir isim ama hani öyle i̇şte bir isim de magazinci olma yolunda ilerle. Yani aynen öyle. Devran Çağlar dediğiniz gibi. Çünkü üzerinden şunu söylüyoruz her zaman biz magazinciyiz. Yıllarımızı verdik ama İzmir'de kaldık bu işte. Aynen. Ama magazinciliğin ve asparagasın bile bir asaleti vardır. Yani tabii bir ki. Haberi ateş olmayan yerden duman çıkmaz aynen. deyip yapabilirsin ama. Her işin. Bakın çok büyük olaylara da sebebiyet verebilirdi. Devran Çağlar öldü dendiğinde evinizin önüne insanlar akın akın gelebilirdi. Hayır bir de menajerimin evinde kalıyorum. Annem zaten rahatsız bir kadın. Eyvah. Hemen anneme telefon açtım sakın dedim televizyonu açma. Böyle bir haberler ne haberi dedi falan bilmem ne açtı. Kadının tansiyonu çıkmış hastaneye götürmüşler. Yani onun orada yazması bile kötü. Peki bunun karşılığında hiçbir şey yapmadık. Dava açacaktınız. Dava açsam ne olur ki? Neyi var, neyi alacağım o şahsın? Doğru. Hiçbir şey yok. Neyini alayım ben onun? Uğraşmaya gerek hiç duymadım. Gerek hiç duymadım. Aynen. Bunlar zavallı insanlar aman Allah aşkına. Kesinlikle öyle. Siz olduğu gibi ilk günden bugüne aynı çizgide devam ediyorsunuz. Aynen. Son günlerde Murat Kurşun'la yaptığınız... Evet. Ahım sende ahım kalsın. Sende kalsın. Harika bir harika. Şarkı. Gerçekten. Çok güzel. Murat Kurşun da çok iyi bir Murat'ı ses. Murat'ı inanılmaz sevdiğim
değer verdiğim güzel bir dostum. Keza aynı şekilde kendisi de bana çok değer verir. Evet. Ve tabii ki ailece görüşüyoruz. Hı-hı. İnanılmaz muhteşem bir insandır. Şahsen tanımıyorum ama sesini çok beğenirim. Duruşunu güzeldir. Beğenirim. Sahnesi güzeldir, hoştur. Yani. Ve şu an sosyal medyada inanılmaz güzel gidiyor. Aynen öyle. Bizler aynen. Zaten sizi seven isimler olduğumuz çok için de çok mutlu çok oluyoruz. Ama yoktunuz. Kaç yıldır albümünüz yoktu? Var mıydı son dönem yaptığınız işte işler? Bu yoktu. En son bu düeti yaptım. Fakat önümüzdeki iş inşallah yazın güzel bir iki parçalık bir Max single ile çıkacağım inşallah. Harika. İnşallah. Bir küskünlük oluyor değil mi ara ara dönemde? Pardon. Tabii ki. Kırgınlık tabii ki. Kırgınlıklarım var. Bunların hepsini burada sorma. Bir dahaki ayağı inşallah buradayım. Ay diye. Evet size söz soracağım söz. O kadar çok şey çok var. Çok sorumuz var. Ben konuşamıyordum bile yani Tuğba'nın soruları sırası bitsin. Ben Tuğba ezberlemiş her şeyi soruyor. Ben sizin hakkınızda o kadar çok şey var. gerçekten çok sevdiğim bir isimsiniz. Sormak istediğim çok konu var ama tabii ki de sahneye yetişeceğiniz için. Aynen çok öyle. Diğer şu anda saate bakmak aynen istiyorum. Öyle. Bu arada şimdi hemen Murat Kurşun'la olan videomuzdan da görüntü biz konuşurken de zaten geliyor. Arada da gelecek. Onu da söyleyelim. Bizim için şöyle bir şeyler. Fıcık bir şey. Fıcık bir şey söylemek ister misiniz? Tabii ki. İzmir halkı gerçekten sizi çok seviyor. Önce bir şöyle bir su. Ben de böyle şaşkın kaldım. Kusura bakmayın. Yani ben hayranıyım gerçekten. Evet. Çok sorun var. Ama vaktimiz sınırlı. Evet. Bir dahakine bombardıman sorularla seyircilerimiz biliyorum ki hepiniz ayrı ayrı çok seviyorsunuz. Beni bırakın menajerim söz verdi. Evet. Söz mü? Ve şöyle de bir durumumuz var. Bizim programımız normalde canlı biliyorsunuz ve telefon bağlantılarımız oluyor. Umuyorum ki bir dahaki programımız canlı olacak. Sizler de sorularınızı ve sevgi dileklerinizi ileteceksiniz Devran Çağlar'a. Bugünlük bizi ne yazık ki bu şekilde affedin canlı olmadı aynen, programımız. Aynen. Ama bir dahakinde olacak. Ama İnşallah. Sizler için yine bizim için de güzel bir şarkı seslendireceksiniz şimdi. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ne yoksan diye düşünüyorum da. Sahte sevgililer mi? Hayır. Değil mi? Sana aşkım şarkılarda, şiirlerde, türkülerde, hasretinle taşıyıp gelen, özlem dolu mektuplarda, mazideki anılarda, sensiz gelen yarınlarda, her son Erdoğanlı gününe yeniden doğacak, aşkın yüreğimde canlı solacak, bütün sevenlere ibret olacak. Beni unutsan da hep seveceğim. Evet, mest olduk, mest olduk. Canım benim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok kısa bir süreç oldu ama kırmadınız geldi. Yemin ediyorum hemen gidip hazırlanmam lazım, sahne almam lazım. Evet, tamam. Biz görüntüleri alıp birleştirip size bir program sunacağız ama bir dahaki sefere daha net sorularla sizin telefon bağlantılarınızda soracağınız sorularla aynen. Sayın Devran Çağlar bizimle birlikte olacak. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Çok naziksiniz. Görüşmek üzere. Peki günün sonuna geldik. Bugün pazartesi programımız harikaydı çünkü harika bir konuğumuz vardı. Bizi kırmadı sağ olsun. Çok kısa vaktinden az da olsa bir vakit bize ayırdı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yarın görüşeceğiz. Önümüzdeki günlerde Sayın Devran Çağlar'la yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet hoşçakalın. Yarına kadar kendinize iyi bakın.